Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık olarak 3,5-4 ay boyunca video atmıyordum. Beni bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Bu 4 ay serüveni içerisinde bana yeni abone olmuş arkadaşlarımız var. Ya da önceden abone olan ve beni takip eden veya sosyal medya veya Instagram üzerinden beni bilen arkadaşlarınız var. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Hüseyin Emre. Türkiye'de otantik veya hiç gelişmemiş veya hiç keşfedilmemiş yerleri gitmeyi çabalıyorum. Dağ olsun, bayır olsun, nehir olsun veya hiç gidilmemiş ormanları keşfederek sizlerle vlog çekmeye çabalıyorum. Bu 4 ay içerisinde neden video atmadım? Az sonra onu sizlerle açıklayacağım. Çünkü bana çok mesaj atıyordunuz. Abim neden video atmıyorsun? İşte neden YouTube'a ne zaman döneceksin tarzında bir sürü sizlerin bana yazdığı veya sadece sizlerin değil, akrabalarımın, çevremin, hatta kardeşim Hilal'in bile bana neden video atmıyorsun artık dön tarzında böyle tepkileri görmüştüm. Ben de artık tekrardan Haziran ayında sizlerle birlikte olacağım. Ve bu ay içerisinde her hafta yeni videolar, yeni vloglar ile karşı karşıya geleceğiz. Şimdi bugün ne yapacağız? Soru cevap videosu yapacağız. Bu soru cevap videosunda sizlerin merak ettiği veya sosyal medya üzerinden bana yazdığınız o merak edilen soruları sizlerle cevaplayacağım. Şimdi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk soruyla başlıyoruz. Bu birinci soru. Neden uzun zamandır video atmıyorsun demiş Salih Manisalı. Manisa'ya selamlar olsun öncelikle. Ne zamandan beri atmıyorum? En başta ocağın sonlarına doğru atmıştım. Daha sonrasında Şubat'ın ilk haftası bir videom gelmişti. Kayak merkezinde bir gün diye. Onun haricinde video atmamıştım. Sebebi şu. Birincisi kamera sipariş etmiştim. O biraz gecikti. 1-1,5 ay falan geldi. Ben de yeni kameramla, yeni aksiyon kamerasıyla, yeni vloglar ve yeni maceralar atılmak için biraz bekledim. Onun haricinde yasaklar geldi. Pandeminin ülkemizde çoğalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı geldiğinden dolayı ve yaş sınırlaması geldiğinden dolayı belli bir saat aralığından dolayı ben de vlog çekemedim veya evde video atamadım. Bu biraz psikolojik olarak da yansıdı. Onun haricinde yeni eve taşındık. Taşınma falan oldu derken böyle bir 3-4 ay falan YouTube'dan uzak kaldım. Keşke kalmasaydım. Yani sizlere daha iyi maceralar, daha iyi serüvenler olabilirdi ama pandemi şartları bunu göstermedi. Onun haricinde arkadaşlar yeni Asya'dan getirdiğim aksiyon kamerası var. Bu kamerayla birlikte artık Türkiye'de yeni farklı yerleri göreceğiz. Yamaç paraşütlerinden atlayacağız. Farklı işte seyahatlere gideceğiz. Farklı dağlarda, farklı ormanlarda veya farklı şehirlere giderek bu kamerayla birlikte yeni maceralarımı, yeni videolarımı sizlere yansıtacağım. Bu kameranın özellikleri veya kamera nasıl kullanılır filan, bunun hakkında da bir video atarım. Sizlerin merak ediyorsanız eğer o videonun da altına linkini bırakarak sitesini sizlere ulaştırabilirim. Devam edelim ikinci soruyla. İkinci soruda bize demişler ki ne işle uğraşıyorsun veya hedefin ne demiş. Emrecan sormuş. Emrecan kardeşim, ben bir öğrenciyim. Zaten yani eminim ki çoğu YouTuber, benim yaşımdaki YouTuberların çoğu da öğrencidir. Yani boş beleş girmiş de böyle takılıyordur tarzında. Hedefin ne? Hedefim büyük bir gezgin olmak veya Instagram üzerinde gezgin platformu oluşturarak bütün gezginlerin beni takip etmesini gerçekten isterim. Böyle bir şey. Yani herkes ister. Devam edelim. YouTube'a ne zaman başladın? YouTube'a pandemi başlamadan yaklaşık olarak bir ay önce falan başladım. Ama ben YouTube hesabımı açtıktan 4 veya 5 ay sonra falan video atmaya başladım. Çünkü ilk başta video attığım zaman çok abonem yoktu. Şimdi sağ olasınız sizlerin sayesinde 4500-5000 aboneye yaklaşık bir abone sayım var. Tabii sizler de arkadaşlarınıza veya çevrenize işte bak şurada bir Travel Boy var, şurada bir Emre kardeşimiz var tarzında böyle videolar atıyor falan derseniz, beni önerirseniz gerçekten de çok mutlu olurum. Beni mutlu edersiniz. Bunu asla unutmayın. Fenerbahçe'yi seviyor musun? Yani benim aslında sevmediğim bir takım yok. Bütün takımlara saygı duyarım. Tabii Instagram'da beni takip eden arkadaşlarınız biliyor. Beşiktaş'ı destekliyorum. Yani fanatik Beşiktaşlıyım. O yüzden böyle Beşiktaş'la ilgili hikayeler attığım zaman sakın bana tepki vermeyin. Hangi takımda olursanız olsun. Yani ben Fenerbahçe'ye de saygı duyuyorum. Galatasaray'a da, yani diğer takımlara da kesinlikle saygım var. Saygım sonsuz ama benim için tabii gönlümde Beşiktaş olduğu için Beşiktaşlıyım. Devam edelim. Bir sonraki soru. 23K takipçiyi nasıl yaptın Instagram'da demiş.
Kardeşim zaten ben bunu yaklaşık olarak 4 video öncesine git. Instagram'dan nasıl fenomen olunur adlı videoyu izle. O zaman göreceksin benim nasıl 23K takipçi yaptığımı. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Benim bir tavsiyem bir hikaye veya gönderi attığın zaman Instagram'da hashtag bırak. Hashtagler sayesinde sana takipçi gelebiliyor. Beğeni de gelebiliyor. Hangi şarkıyı seviyorsun demiş Ceylin. Ceylin'e selam olsun. Hangi şarkıyı seviyorum? Ceza Türk Marşı. Kesinlikle izle ve izledikçe beni hatırla. Devam edelim. Türkiye'de sana göre en güzel şehir hangisi demiş. Türkiye'de bana göre en güzel şehir. Kesin Muğla. Kesin Muğla dedi İlhan. Evet arkadaşlar, Muğla'yı çok seviyorum. Tabii Türkiye'nin bütün şehirleri bana göre güzel. Ama Muğla biraz daha böyle yani ilçeleri olsun, doğası olsun. Yani denize böyle yani güzel kesinlikle. Hem tatil için bayağı uygun ama tabii kışın böyle çok güzel değil. Yaz turizmi biraz daha fazla olduğundan dolayı Muğla'yı kim sevmez ki yani, değil mi? Neden nefret ediyorsun demiş. Yani benim böyle bir nefret ettiğim bir şey yok ama şunu söyleyebilirim. Yani mesela bir geziye gittiğim zaman telefonum şarjı bitiyor. Yanımda da powerbank olmuyor maalesef ki. Powerbank olmadığından dolayı yani çok fazla fotoğraf veya video çekemiyorum. O yüzden yani Instagram'a hikayeye böyle atamadığından dolayı bu biraz sinirimi bozuyor. Yani onu söyleyebilirim. Onun haricinde başka video. En sevdiğin kız tipi demiş. Ya bu soru çok değişik. Aleyna sormuş bunu. Bu arada Kayseri'ye selamlar olsun. Bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Yani gezmeyi bilmesi gerekiyor. Çünkü çoğu insan gezmek istemiyor. Yani gezmeyi sevmiyor. Ama ben gezmeyi seviyorum. Yani benimle takılacak olan insan elbette gezmeyi sevmesi gerekiyor. Onun haricinde dil bilsin yani. Yani dil bilmesi gerekiyor. Bir de saçlarına kesinlikle bakım yapsın. Görüyorum. Yani saçlar çok önemli. Saçlar temiz olmalı. Devam edelim. Nasılsın demiş Beril. İyi kardeşim, senden ne haber? Devam edelim. Harry Potter sever misin? Kimle Hogwarts'a gitmek isterdin demiş. Yani Harry Potter seviyorum. Yani Harry Potter sevmeyen de ne bileyim yani derler ya. Öyle bir şey yani. Onun haricinde Hogwarts'a kimle gitmek isterdin? Ya da stüdyoya kimle gitmek isterdin? Yani ileride belki eşimle birlikte gitmek isterim yani. Şu an istemiyorum. Yani böyle bir şey yani ne bileyim. Yani çok fazla meraklı değilim. Çok fazla sevmiyorum. Fanatik değilim. Ama Harry Potter serisini seviyorum. Filmlerini seviyorum. İzlerim de. Yani böyle bir şey var. Devam edelim. Hogwarts bu yıl hiç güvenli değil. Evet. Kendinde en sevdiğin 3 özelliğin demiş. Benim kendimde en sevdiğim 3 özelliğim. Mesela evde tek başıma kaldığım zaman eğlenebilirim. Yani yalnız kalma hissi olmaz. Onun haricinde ne diyebilirim başka ya? Evet İlhan, sence benim kendi sevdiğim 3 özellik ne? Bence disiplinli olman. Evet yani disiplinli bir insanım. Evet kesinlikle. Kendime katılıyorum. Bak burada beni övdün. Neyse devam edelim. Kaç defadır seni telefonla arıyorum. Açmıyorsun. İstanbul'daysan buluşalım demiş. İshak. Evet İshak. Yani şu an burada rezil mi oldum, vezir mi oldum anlamadım ama. Sen bu videoyu izlediysen eğer kesinlikle beni ara. Çünkü ben hattımı değiştirdim. Bazı numaralar değişti. O yüzden sen kesinlikle beni ara. Bu videoyu eğer izliyorsan. İshak sana da selam olsun. İstanbul'da değilim bu arada. Ankara'dayım. Şu ana kadar kaç şehir gezdin? Yani tahmini bir şey bilmiyorum ama Türkiye'de Karadeniz'e gittiğim şehirler var. Yani bir 7-8 tane. Onun haricinde Marmara'nın tamamını gezmiştirim. Ege'nin de tamamı aynen öyledir. Akdeniz'de bazı yerler. Çok fazla yok. Sadece bir doğu yani çok fazla gitmedim ama İç Anadolu bölgesinde tamamını gezmiştirim. Yani 81 il varsa bir 50-55 tane falan herhalde gezdim. Bilmiyorum. Tam olarak saymadım. Nasıl bir soru böyle? Devam. Yeni rotanda hangi iller veya hangi ülkeler olacak? Şamil demiş. Şamil, bu videoyu izliyorsan kesinlikle yani seni özledim. Bak gerçekten de çok geziyorduk. Fazla böyle şeydik yani ne bileyim ya. Of valla şu an bir özlem şeyi oldu. Gerçekten de oldu yani. Bak yalan değil abi. Video değil. yeni rotaları da açıklamadım. Açıklarsam söylerim. Kaan Koç demiş ki Samsun herhalde 55. Samsun'a selamlar olsun. Oley 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 şampiyon Beşiktaş demiş. Tabii ki de kardeşim ya. Şampiyon kim? Başka kim var ya? Devam edelim.
Sefer demiş ki Konya'ya ne zaman geliyorsun demiş. Daha belli değil. Yani pandemi şartları tabii. Şu an hangi yani şehir gideceğim ya da hangi böyle bir yere gideceğim falan hiçbir yani bir rota bir çizmedim. Ama ileri zamanlarda tabii vlog çektikçe böyle kendi kendine sırayla farklı farklı yerlere gitmeyi planlıyorum. Çok emek vererek çektiğim bir videoyu yüklemediğim oldu mu? Bu bir kere evet olmuştu. Hatırlıyorsanız benim 3. videom Gökçeada videosuydu. Gökçeada videosunda Gökçeada'nın tamamını gezmiştim. Ama Gökçeada videosuyla birlikte yeni bir tane daha video çekmiştim. Çanakkale videosu. O zaman 18 Mart'tı. 18 Mart'a özel Çanakkale'de Çanakkale anıtı, mezarlık ve şehitliğe gitmiştim. Onlarla ilgili feribot macerası falan olmuştu. Tarihi bir videoydu. Çok emek vermiştim. Ama maalesef ki seyahat dönüşü ben o videoyu yanlışlıkla sildim. Ve maalesef ki emek verdiğim video çöp oldu gitti. Atamadım yani. Devam edelim. Gezgin serüvenin nasıl başladı? Bu da son soru olsun. Gezgin serüvenim nasıl başladı? Gezgin serüvenim yani doğayı seviyorum. Doğayı sevdiğimden dolayı farklı fotoğraflar veya işte reels videoları falan gördükçe böyle bir gezmeyi böyle ne bileyim sevdim yani. Ve herkese vardır. Mesela bir yemek videosu izlediğin zaman işte onu çeker işte canın. Gidersin sipariş verirsin veya işte yaparsın yani. O yüzden benim de öyle oldu. Baktım işte Instagram'dan işte Twitter'dan falan işte doğa videoları var veya işte farklı yerlerin videoları var. Ben de işte oralardan kalma filan derken böyle bir yani sevdim. İşte ondan sonra işte gezme sevgilim bu şekilde başladı. Her gezdikçe de farklı yerleri ve farklı insanları gördükçe de işte konuşma yeteneği filan gelişiyor insanın. Farklı insanları görmeye çabalıyorum filan derken yani böyle gelişiyor. Evet arkadaşlar soru cevap videosu bu kadardı. Onun haricinde kesinlikle yani son zamanlarda video atmıyordum ama artık YouTube'dayım. Yani her hafta video gelecek. Yani her hafta gelmese bile 8 veya 9 günde bir video atmayı düşünüyorum. Bu kadardı. Video beğenmeyi veya bize destek olup bu videoyu beğenip yorum atmayı kesinlikle unutmayınız. Sizlerin desteği benim emeğim olacaktır. Farklı videolar veya farklı görüş veya fikirleriniz için bana kesinlikle abi şu içeriği yapabilirsin veya kardeşim işte şu içerik olursa daha güzel olur veya beni aydınlatmak için Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram adreslerim veya sosyal medya, iletişim, e-posta filan hepsi iletişim olarak aşağıda linki bulunuyor. Oraya tıklayıp bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.